Cümleten selamun dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dün İran, Persler coşmuştu. Şunu yapacağız, bunu yapacağız İzrail'e, bunu fırlatacağız, şunu fırlatacağız. Çart, cürt. Her zaman bildiğimiz gibi Acem yaygarası Pers oyunları devam ediyor. Bu eksende İran Devlet Televizyonu, animasyoncular, İran'ın büyük animasyoncuları bol bol animasyon, montaj videolar yayınlayarak, Photoshop yaparak, oh, İran'daki Perslerin yüreğine böyle ılık ılık sıcak sular serttiler. Şimdi dünden bugüne İran dün Cuma'ydı biliyorsunuz. Dün bu yaygarayı kopardı. Borsalar coştu. Borsalar daha doğrusu coştururken çökerek coştu. Borsalar allak bullak döviz aldı başını gitti. Altın fırladı. Petrol fırladı. Amerika'nın istediği oldu. Çin'in istediği oldu. Bugün yarın birkaç tane füze fırlatırlar. Bugün yarın birkaç tane pır 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 pır, pır gitmeyen siha yollarlar. O kadar. Bölgede yükselen her ateş bizi de etkiliyor, Türkiye'yi de etkiliyor. Bunun için bizler savaşların olmasını istemiyoruz, ateşlerin yükselmesini istemiyoruz. Ama gerilimler öyle bir noktada artıyor ki, hani bize doğru yükseltiyorlar. Sözde İran-İzrail arasındaki gerilim, i̇srail lübnan i̇ran arasındaki gerilim, esas noktada baktığımızda bize doğru yükselen bir gerilim. Onlara bir sıkıntı olmaz. Onlar noktasında antlaşmalar sağlanır ama esas çemberi bize doğru ilerletmek istiyorlar. Fakat... Kadim Türk Devlet Aklı onların tüm oyunlarını Allah'ın izinden boşa çıkarmaya devam. Amerika, Colorado eyaletinde büyük dehşet bir fırtına meydana geldi. Bu fırtınadan sonra arkada gördüğünüz durumlar meydana geldi. Helikopterler tepe taklak döndü. Savaş helikopterleri yerle yeksan. Birçok helikopter, birçok araç gereç zarar gördü. Şimdi Amerika, dünyaya dünyanın patronu benim. Böyle kubara kubara gidiyor ya. Allah Celle Celaluhu gösteriyor. Dünyanın esas patronu kim? Anlayacaklar. Amerika'da bizim kardeşlerimiz var aman onlara bir sıkıntı olmasın. Ama geri kalan tarafta şeytanın besledikleri bu fırtınalar onları böyle uçurup uçurup yere çaksın. Kıbrıs'ta devam ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye arasında yeni bir feribot hattı hayata geçti. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye, Anamur'a yeni feribot seferleri başladı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Anamur tekrar. Anamur feribot ve deniz uçağı iskelesi kuruldu. Hayata geçti. Bu eksende Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni bir rota, deniz rotası bu şekilde hayata geçmiş oldu. Önemli. Bir bakmışsınız ki buradan da Türkiye'ye gelmiş oluruz. Haydi bakalım. Yeni hattımız belli. Anamur. Devam. Tanzanya, Türkiye. Tanzanya, Türk şirketler büyük işler, büyük yatırımlar yapıyorlar. Türkiye'deki iş adamlarının el aldığı en büyük iş, yurt dışındaki en büyük işlerden biri. Tanzanya Demiryolu hattının projesi tamamlandı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık proje bitti ve Türk firması Tanzanya'yı adeta içinin her tarafını demiryolu ağlarıyla örerek Tanzanya'daki tüm şehirleri birbirine bağladı. Bizler Türkiye, Afrika'da büyük yatırımlar, Türk yatırımları, Karakurtlar diyarı, Türkiye, Afrika biri ve beraber devam. Maalesef Somali'den kötü bir haber geldi. Somali'nin başkenti Mogadishu'da saldırı. Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti. Sizlere bir şey demiştim. Amerika, Kenya. Amerika, Nijer'den kovuldu. Mali'den kovuldu. Oradan buradan kovuldu ve Kenya'da devasa bir askeri üst yapıyor demiştim. Amerika'nın bu Kenya'ya yaptığı askeri üst esas manada baktığımızda Türkiye'nin Somali'de artan gücünü engelleme yolunda olan bir üst. Amerika, Kenya'ya üst yapmaya başladı. Somali'de ortalık karışmaya başladı. Terör yuvaları daha da azmaya başladı. Ulan Johnny, ulan Johnny. Amerika Kenya'ya yoğun sevkiyat yapıyor. Ayrıca Somali'de de yoğun sevkiyatlar yapan Johnny'ler, Somali'nin başkenti Mogadishu, işte meydana gelen kötü durumlar. Sıkıntı yok. Düzelteceğiz. Türk savaş gemileri Mogadishu'ya doğru yola çıktı. Türk savaş gemileri Somali'ye doğru yola çıktı. Sıkıntı yok. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Yeni atlaşma. Somali-Türkiye antlaşması Sayın Erdoğan'ın imzasıyla beraber hayata geçti. Yeni dönem Türkiye Somali başladı. Somali'nin tüm zenginlikleri %30'u Türkiye'de. Hali hazırda zaten Türkiye Somali'deydi. En son tahlilde Somali, Etiyopya ve Somali'nin eyaleti Somaliland arasında büyük bir gerilim yaşıyor diyor. Sizlere bolca anlatmıştım ve Türkiye Etiyopya Somali arasında ara bulucu olma noktasında adımlarımız vardı. Bu adımlar son sürat devam ediyor. Ama işte Johnny'ler Amerika Türkiye'nin Somali'de artan gücünü durdurma girişimleri diyoruz biz buna. Ulan Johnny, ulan Johnny. Somali'yi korumaya, Somali'de yeni bir devlet inşa etmeye Türk taklı haklı. Johnny'lere, sinsi bacak İngilizlere, Moskova, Çançinçon'a, Yamya Avrupa'ya rağmen devam. Etiyopya demişken orayla devam ediyorum. Dışişleri Bakanlığı Sayın Hakan Fidan Etiyopya'da. Etiyopya Başkanı Hakan Fidan'ı sıcak karşılama arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Etiyopya Somali arasındaki gerilimlerde Türkiye ara bulucu oldu demiştim ve bu eksende Hakan Fidan'ın Etiyopya ziyareti çok çok önemli tarihi öneme sahip çünkü Etiyopya Somali ile arası iyiydi. Hatta ki Etiyopya güçleri Somali'de bulunmaktaydı Etiyopya askerleri bir anda araya Somaliland krizi girdi. Etiyopya Somaliland üzerinden denizlere ulaşmaya çalışıyor ve Somaliland'ı bir devlet olarak tanımak istiyordu. Ama Somali hayır bunu kabul etmeyiz. Somaliland Somali'nin bir eyaletidir diyordu. Bu eksende Türkiye ziyaret Sayın Hakan Fidan orada arabulucu ama o bir taraftan Etiyopya Mısır arasında büyük bir gerilim var. Hatta ki Etiyopya Mısır Sudan arasında ne gerilimi? Dev Hedasi Barajı gerilimi. Nil Nehri'nin sularının azalması gerilimi. Etiyopya Nil Nehri üzerinde devasa Hedasi Barajı, Rönesans Barajı inşa etmişti. O barajı inşa edince Mısır'ın ve Sudan'ın suyu azaldıydı. Etiyopya, Mısır, Sudan adeta savaşın eşiğine gelmişti. Şimdi Türkiye diğer taraftan Mısır, Sudan, Etiyopya arasında arabulucu rolü. Vay arkadaş ya, olmadığımız masa yok. Türkiye'nin olmadığı masa yok. Yok. Çünkü daha bundan 100 yıl önceye kadar dünyanın göbeğinde biz vardık. Dünyayı yöneten bizlerdik, Türklerdik. Onun için geçmişten bugüne Atalarımız, cettimizden aldığımız güçle beraber yeniden, yeniden şahlanış, yeniden ayağa kalkış Türkiye dış politikada inanılmaz derecede büyük hamleler işte görüyorsunuz. Peşi sıra peşi sıra hamleler. Dünya bizi bekliyor. Dünya Türklerle beraber gelecek, huzuru bekliyor. Gelecek inşallah. Dünya bizi bekliyor dedim ve Hakan Fidan Mısır'da. Mısır'da iki günlük resmi ziyaret kapsamında 3 Ağustos 4 Ağustos'ta önemli görüşmeler yapacak olan Hakan Fidan. Bir taraftan Sisi ile görüşme diğer taraftan Mısır Dışişleri Bakanı görüşme ve Lübnan İzrail gerilimi, Lübnan Suriye gerilimi ve Filistin noktasına atılacak olan adımlar ve son yaşanan durumlar Mısır'la istişare edilecek. Türkiye, Mısır'la son dönemde çok büyük yakınlaşmalar gidiyoruz ve bu yakınlaşmanın da meyvelerinin ilerleyen süreçte çok daha hızlı geleceği, evet Türk Devlet Aklı bu adımları atıyor ve Sisi. Sisi çok kritik bir zamanda Türkiye'ye gelecek. Önümüzdeki günlerde Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tarihi bir ziyaret olacak. Türkiye-Mısır arasındaki gerilim yaklaşık 11 yıl sürdü. Bu gerilimin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gitmişti. Normalleşme süreci başladıydı ve şimdi sıra Sisi'de. Kahire, Sisi, Ankara yolunda, Türkiye yolunda. Gel bakalım Sisi. Gel. Pisi pisi Sisi. Akıllı, uslu puslu ol. Yoksa Sisi. Bak etrafta yangınlar büyüyor. Sisi. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurma adına bu ziyaret gerçekleşiyor. Tabii bu ziyareti istemeyen İzrail. Bu ziyareti istemeyen Yunanistan. Bu ziyareti istemeyen Kıbrıs Rumları. Onlar istese de istemese de Mısır değişen ve dönüşen dünya düzeninde yeni dengelerde Türkiye ile beraber. Ha biz biliyoruz Sisi'nin, Mısır'ın bu hükümet yapısının daha çok İzrail'e yakın, daha çok Amerika'ya yakın olduğunu biliyoruz ama... Sisi içeride rahatlama, Sisi Mısır halkının daha çok tepkilerin artmaması için Türkiye ile ilişkileri geliştiriyor. Bakın hükümetler olaraktan böyle arada kırılım sıkıntıları vardı ama Mısır halkı Türkiye'yi çok seviyor. Bu noktada Türkiye-Mısır bir ve beraber devam. Türkiye-Mısır yakınlaşıyor dedik ve Türkiye faktörü devrede mi diyeceğimiz bir haber. Mısır'dan son dakika açıklaması. Mısır yaptığı açıklamada Lübnan'a karşı artan tüm gerilimlerde, tüm tehditlerde Lübnan'ın yanında olacağız. Mısır olarak Lübnan'la beraberiz dedi Kahire. Sisi. Lübnan, siz gene Mısır'a Sisi'ye çok da böyle sırtınızı dayamayın ama Türk planı devrede. Türkiye Mısır'la Lübnan'ı korumaya mı alıyor diyeceğimiz bir adım. Çünkü bu işin uzun vadede ucu Mısır'da da dokunacaktır. Türkiye birinci ağızdan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Kahire'de yetkililere Mısır'da yetkililere bunu aktardı anlattı. Bizimle beraber olmazsanız Türkiye ile beraber olmazsanız önce Lübnan Suriye ve ardından sıra size de gelecek. Onun için bizimle beraber olun. Türkiye'nin yaptığı planla beraber bölgedeki ateşin büyümesini engelleyelim, durduralım. İnşallah duracaktır, inşallah engellenecektir. Azerbaycan da devrede. Türkiye, Azerbaycan, İsrail arasında Azerbaycan biliyorsunuz bir ara rolünde adeta adım atıyor. Can kardeş Azerbaycan, Orta Doğu'da yükselen ateşin düşmesi, Filistinlere daha çok sıkıntıların, baskıların maruz kalmaması ve Türkiye, İsrail arasında artan gerilimle beraber Orta Doğu'da yükselecek olan farklı ateşlerin yükselmemesi için Azerbaycan, Bakü devrede. Türkiye, Azerbaycan, iki devlet, bir millet devam. 32 yıl sonra Rusya Ermenistan'ı mı terk ediyor diyeceğimiz bir haber. Son dakika bir gelişme sevgili dostlar. Kafkasya'da Amerika, Fransa, İngiltere etkisi artıyor. Rusya komple Ermenistan'dan çekilme noktasında adımlara hız veriyor diyeceğimiz bir haber ve bu noktada Zivertnos Havalimanı etrafında bulunan Rus barış gücü 32 yıl sonra bölgeden çekiliyor. Oranın kontrolünü Ermeni daşnak kuvvetlerine veriyor. Vay daşnaklar vay. Ermenistan Amerika ile tatbikatları arttırıyor. Sizlere bol bol anlattım. Daşnakların Johnlerle tatbikatları arttırdığı bu hengamede Rusya 32 yıl sonra Rus Sınır Teşkilat Güvenlik Birimi yani Rus Barış Gücü askerleri bölgeden çekiliyor ve bölgeye ilk kez bir Fransız uçağı iniş yaptı. Zvartnots Havalimanı'na Fransız uçağı geldi. Amerikan misyonları ve Avrupa misyonları bölgeye geldi Fransız misyonlarıyla beraber. Ulan Moskov belasından kurtulduk derken bir de Johnny belası, Yamyam Avrupa belası mı geliyor, Cardın Fransa belası mı geliyor Kafkasya'ya burnumuzun dibine. Nikol Paşa, Nikol Paşa bak akıllı ol, uslu puslu ol. birinden kurtulduk derken diğerlerini başımıza bela etme yoksa paşalığını maşalığını almaz, omuzundan bütün rütbeleri söker, Totoş'una dekmeyi basar. Seni ok Paris'e kadar. Neyse bakalım Nikol Paşa daha son sözü söylemedi. Azerbaycan, Ermenistan önümüzdeki günlerde ya da Eylül ayında bir barış antlaşması gelecek mi? Çünkü Türkiye, Ermenistan sınır görüşmeleri, sınır kapılarının açılması görüşmeleri yerinde yapılıyordu. Sizlere anlattıydım. Bakalım gelişmeler ne olacak? Türkiye, Azerbaycan, Daşnaklar, Ermenistan devam. Yandan çarklı zirtakilerle devam ediyorum. Yunanistan elinde bulunan 1400 adet M113 zırhlı personel taşıyıcıları modernize etmek istiyor. Bunlar 1960'lardan 70'lerden kalma. İlk bir tane prototip üretildi Yunan ordusu için. Yunan generallere gösterildi. Gösterilen prototip yani modernize edilmiş M113 zırhlı personel taşıyıcı işte arkada gördüğünüz gibi oldu. Bir tane herhalde kule takıldı. Kule içeriden kontrol ediliyor ve etrafına yeni zırhlar yerleştirilmiş. Böyle bir görüntü veriyor. Ama Yunan ordusunun elinde bundan yaklaşık olarak 1400 tane bulunmakta. 1400 tane zırhlı personel taşıyıcıyı modernize etmek için gerekli kaynağı bulamıyor. Alamanlar Hans Helga parayı vermiyor. Şimdi bakalım Yunanistan parayı kimden bulacak? Bu bir tane bile prototipi modernize ettirmek için örnek olarak yalvar yakar iş adamlarından bütçe buldu. Bakın hükümette para yok. İş adamlarından yani dışarıdan sponsor bularak Yunan sponsor bir tanesini yaptı. Ama bu geriye kalan 1399 tanesini nasıl yapacak onu kara kara düşünüyor. La boşay yorulma. La boşay yorulma Zirtaki. Bunların her birinin bir tıpalık bir Zirtaki savarlık canı var. Hatta bir tane saldık mı ikisine birden çıt çıt <laughs> peşi sıra ipe boncuk geçirir gibi geçiririz Allah'ın izniyle. La boncuk Bekle. Bekle. Eline boncukları verecek. Boncuk boncuk oynarsın artık. Abdülhamit Han sondaj gemisi Ege Denizi'nden, Adalar Denizi'nden geçerek Karadeniz'e giriş yaptı. Böylece Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de hiçbir şekilde ne sismik araştırma gemileri ne de sondaj gemileri kaldı. Hepsi Karadeniz'de. <laughs> bitti mi yani? Artık Akdeniz, Doğu Akdeniz petrol arama, gaz arama bitti mi? bitmedi sevgili dostlar. Ben buna şunu diyorum. Türk devlet aklı sondaj gemilerimizi, sisfik araştırma gemilerimizi korumaya alıyor olarak yorumluyorum. Büyük bir gerilim Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e yükselebilir. İsrail, İran, Lübnan bu eksende işte ortada duran hareketlenmeler ve bu adımla Türkiye bu sondaj gemilerimizi korumaya mı alıyoruz. İnşallah öyledir. İnşallah çok uzun Karadeniz'de kalmaz. Yakın bir süreçte geri oradan çıkıp hoppa Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs açıklarında araştırmalara, sondaj yapmalara ve gazı inşallah çıkarıp Türkiye'ye göndermeye başardı inşallah devam. Rusya Suriye temsilcisi özel temsilcisi Türkiye'de arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Putin'in özel Rusya temsilcisi Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcısıyla görüşme yaptı. Suriye'de konusunda işlenecek olan adımlar Suriye Türkiye yakınlaşması Esad Erdoğan zirvesinin yakınlaşması yeni planlamalar son sürat devam ediyor adımlar geliyor. Büyük adımlar inşallah hayat bulacaktır. Ama Rusya'da olsa, Amerika'da olsa, İngiliz'de olsa, Çin'de olsa, Avrupa'da olsa hiçbirine güvenmiyoruz. Sadece milli menfaatlerimiz gereği bu adımlar atıyoruz. Şimdi Türkiye-Rusya yakınlaşması ekseninde türkiye Suriye yakınlaşması yeni bir pencere. Putin'in Suriye özel temsilcisi Türkiye'de görüşme. Ve Avrupa'daki Türkiye'nin kara gün dostu İspanya. Türkiye-İspanya arasında al gülüm ver gülüm noktasında adımlar gelecek demiştim sizlere. Türkiye İspanya'ya 24 adet Hürjet verecek. İspanya'da Türkiye'ye 10 adet A400M kargo uçağı verecek diyordum. Ön antlaşmanın imzalandı. Türkiye İspanya arasında ön antlaşmayla beraber İspanya Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan F5, eğitim savaş uçağı. Onun yerine Türkiye'den yerli ve milli Hürjet, TUSAŞ'ımızın ürettiği Hürjetler İspanya'ya verilecek. İspanya bizden aldığı 24 adet Hürjet karşılığında yaklaşık 10 adet A400M kargo uçağı Türkiye'ye verilecek takas yöntemi Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah bu ön antlaşma gerçek antlaşmaya döner ve Türkiye-İspanya ilişkiler daha da güçlü şekilde ilerlemeye devam eder. Böyle böyle. İspanya Hristiyan olabilir. İspanya Türkiye'nin kara gün dostu. İspanya bakın Patriot hava savunma füze sistemleri kaç yıldır Türkiye'de duruyor. Adana'da duruyor. İspanya birçok konuda Türkiye ile beraber ortak adımlar atıyor. İspanya Türkiye TCG Anadolu uçak gemisi. bir çıkarma gemisi. İspanya'dan alınan teknolojiyle beraber daha birçok ortak adımlarımız var. Öyle bir dönem gelecek ki öyle bir safhaya gireceğiz ki İspanya Türkiye'nin yanında. Macaristan Türkiye'nin yanında. Hep ya Somali, Katar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Can Kardeş Azerbaycan, Türk Dünyası, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha birçok bölgeyle beraber bir ve beraber bom çürtmeye, yardırmaya devam. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuza her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mize her daim celsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.